7'de kalkıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Antarın kapamasını duyduk, bize mesaj geldi. Zaten hepsi okulun kapanıyor, hafta sonu gelip çalışıyor burada. Zorunda kalıyoruz. Antarın kapamasını istemiyoruz. Hani her dışarıya götürme imkanımız da fazla yok. Ama bizim imkanımız yok ki her şeye götürelim. Bu kantarın da kapanmamasını rica ediyoruz. Yani bu pancar, bu şey çocukla bitirmeye çalışıyoruz. Ama bir türlü baş edemiyoruz. Tane çiftçilik yapıyor. Bugüne kadar ne kadar şeker pancarımız varsa 11. ayın en az 20'sine kadar kantarımız açık oluyor. Bu seneki şefimiz bu pancar kantarı kapatmak istiyor. Kasım'ın 4'ünde yarın pazar günü kapatmasını istiyor. Biz çiftçi olarak bunu kabul etmiyoruz. Biz zaten bu bir gün içinde pancarımızın bir kısmı tarlanın içinden kapmış. Yağmur yağdı, yağmur yağdığından dolayı da biz pancarı güya getiremedik. Bizim şu anki tarlalarımızda çok zaman iki tane traktör da çekip bir ramuk getiremedik. Buradaki kantar kapanırsa bu çiftçi nasıl o tarlanın içerisine kamyonu sokacak, o kamyonları kontrolü götürüp kantara teslim edecek. Bizim sözleşmemizde sözleşmeyi imzaladığımız zaman biz bu pancarı bu bölgeye bu kantara teslim edeceğiz. Bugün bu pancarı burayı kapatıp da halka götürmemizde olan biz bunu yapamayız. Bu hakareti etmesin. Yani bir çiftçi olarak mağduruz, bu mağduriyetimizin giderilmesini, şefinin de böyle bir şey, banka müdürünün böyle bir şey yapmasını istemiyoruz. Şimdi Sabadayı köründen geliyoruz, burada çamura giriyoruz, burada da sıra giriyoruz. Tabutu kapatacak, hayal kapatacak. Ya bu mahsulümüz nasıl olacak? Hani biz sözleşme yaptık. Burada şey yapacaktık, burada kantara götüreceğiz biz. Şimdi Erçi'ye götüreceğiz. Erçi'ye gücümüz yoktur ki. Biz bunu ne yapacağız şimdi? Bakın biz bir sürü şu anda mesela bin ton bize şeyimiz sözü, şekerimiz kalmış tarlada. Biz tarlada çıkacağız. Yarın diyor ki yarın kapanacak. Devlet bize sahip çıksın kardeşim. Valla fakir fukara orada perişan kalacak, kimse götüremez. Kimse arabası olan götürür, fakir fukara yanacak. Başka kimse yanmayacak. Aynı pancar, aynı bölge, şu an fabrikada fire olarak %5 verilmektedir. Bizim buraya şu an 8'e. En düşük fire 8. Bu sene zaten yağış yok. Pancarda toprak diye bir şey yok. Peki bizim çiftçi olarak burayla Erciş bölge olarak farklı mı? Şu an teslim ettiğim pancarda 15 tona yakın fire zararım var. Yani acaba bir çiftçi çalışsa bir sene 15 ton parası ona kalıyor mu? Yazık değil mi? Günah değil mi bu çiftçilere yapılan hakaret? Zulüm değil midir? Hayreten şu an bizim buranın pazar günü kapatılmasını diyorlar. Peki kapatılırsa bizim pancarlar toprak şu an tarlada. Zaten verilen makina sakta bozuk, çalışmıyor. Bir saat, iki saat bir sırada bekliyoruz. Bir saat çalışıp iki saat bozuluyor. Şu an pancarlarımız tarlada kalmıştır. Bir de diyorlar pazar günü kapatacağız. Bu nasıl olur? Peki biz pancarı nereye getireceğiz? Nereye teslim edeceğiz? Gerçekten bize bir çare bulsunlar. Bu yazıktır. Bu buranın çiftçilerine yapılan bir zulümdür. Yapmasınlar. Lira. Kilosu 230 kuruş. Başka bunda ne var? Peki ne bekliyorsunuz? Ben ne bekliyorum mesela? Mazota yakın hiç olmazsa, pancarı da hiç olmazsa 300-400 lira, 400 kuruş yapsınlar.
yetişmiyor ki mazota karşılık olarak. Çiftçi zarar ediyor. Vallahi kaldırmada zarar ediyor. 200 kuruş nerede? 200 kuruş. Hiç olmazsa 400 kuruş, 500 kuruş olsaydı ki kendi masrafını çıkarır. %8, %18. Bu iş midir? Yok mesela fabrikaya gönderiyorum. Onun için mesela ben de ahır çiftçiyim. 150 dönüm pancar ekmişim. Kendimi kurtaramıyorum kardeşim de. Bir litre mazot olmuş 6,5 lira. Ben alıyorum bunu da kilosu 200 lira. 230 kuruştur. Ben nasıl kendimi kurtaracağım? Ben zararına çalışıyorum. Oraya da gidiyor. Buradaki personellerse neyse fabrika hatasıysa neyse buna %10, %9, %18 vuruyor.